Nathan? Benim. İyi misin? Değilim. İyi lan. Ne oldu? İyi, ne oldu? Konuşsana Mithat. Ne oldu? Aman Allah'ım, kan mı bu? Mithat, kazağın kan içinde. Ne oldu? Kaza mı geçirdin? Bir şey söylesene. Ben değil. Biri vuruldu. Ona yardım edeyim derken. Çok şükür Allah'ım. Sana bir şey olmasın. Kurtuldu mu peki? Gözümün önünde vuruldu. Bir adım ötemde. Engel olamaz. Tamam. Tamam, sakin ol. Gel. Gel, önce bir üstünü değiştirelim. Tutun bana. Hadi. Sağ ol. Ben halledebilirim. Ben de. Bu olur mu? Fark etmez. Engel olamadım Sahra. İstedim ama engel olamadım. Tamam, düşünme şimdi. Sonra konuşuruz. Tamam, ben kendim hallederim. Bırak, ben de senin için bir şey yapayım. Kapa gözlerini, bana bırak. Sana içecek bir şeyler hazırlamamı ister misin? İyi gelir belki. Şu an bana en iyi gelen şeyi yapıyorsun zaten. Bugün vurulan melekti Sahra. O gece malikaneye gelen Nil'in arkadaşı. Evet o. Kim peki, kim yaptı bunu? Melek sabah beni aradı. Konu ne? Tamam tabii. Nerede? Peki, yalnız gelirim. Beni oraya melek çağırdı. Nil'le buluşacağını ama son olanlardan dolayı tedirgin olacağını söyledi. Yalnız gitmeye korkuyordu herhalde. İyi de neden sen? Bütün gün aynı soruyu ben de kendime sordum. Neden ben? Bir dakika, sen Buran'ı gördün mü? Sadece kaçışını gördüm. Oraya gittiğimde... Bir süre sonra sesler duymaya başladım. Meleğin çığlıklarıymış. Geç kaldım. Geç kaldım ben Zahra. Çok geç kaldım. Senin ne suçun var? Üstü başı perişandı. Tunç tecavüze uğradığını söyledi. Belki biraz daha erken gidebilsem. Ben hep geç kaldım Sahra. Abimi de kurtaramadım.
mektuplarına cevap versem, affetsem onu, böyle olmazdı belki. Görüşüyor olurduk. Dilden korurdum onu. Geç kaldı. Hep geç kaldı. O kız benden yardım istedi. Belki bana güvendi. Ama ben... Sen elinden geleni yaptın Mithat. Böyle olacağını nereden bilebilirdin? Bu Danil'in işi. Hayatlarımızı alt üst etti. Pişmanlıklarımın altında hep onun adı var. Pişmanlık kadar yersiz bir duygu yok Mithat. O gün, o anki kararın senin için doğruydu. Her gecenin sonunda sabaha başka biri olarak açıyoruz gözümüzü. Biraz daha büyümüş. Biraz daha olgun. Ya da biraz daha yorgun. Duygularımız değişiyor. Düşüncelerimiz değişiyor. Biz değişiyoruz. Şimdi bugünkü Mithat, o günkünü nasıl suçlayabilir? Sen. Ne güzel bir şeysin. Bu dünyaya ait olmadığına eminim. Serkan. Serkan almayı unuttum ben. Otur. Sen otur. Ararım ben Firuzan'ı. Hadi. Bir şeye ihtiyacın olursa ben aşağıdayım. Sen aşağıdayken bir şeye ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Ne zayıf bir erkekle evlendim diyorsan, yol yakınken vazgeçmeni öneririm. İçinden geldiği gibi olmak ya da ağlayabilmek mi zayıflık? Babam dahil, hayatım boyunca karşılaştığım hiçbir erkek yanımda ağlamadı biliyor musun? Bence bu zayıflık değil, büyük cesaret.